Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birkaç tane teknolojik ürün incelemesi yapacağım. Her zaman böyle telefon ya da akıllı saat gibi ürünler olmuyor. Bazen evimizde kullanabileceğimiz gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayan teknolojik cihazlar da ihtiyacımız olabiliyor. Yakınlarda elektrik süpürgem bozuldu. Elektrik süpürgesi benim için evdeki en önemli cihazlardan bir tanesi. Çünkü ben neredeyse günlük evi süpüren birisiyim. Çok fazla saçlarım dökülüyor. Sanırım mevsimsel. Bir tane elektrik süpürgesi aldım. Sonra benim böyle mikser setim yoktu. Bir tane mikser seti aldım. Bir tane de böyle Forever diye böyle yüz temizleme cihazları oluyor ya. Bir tane bundan sipariş etmiştim Trendyol'dan. Bir de bugün iki tane böyle uygun fiyatlı hırka gelmiş. Onları da size gösteriyor olacağım. İlk olarak arzumun bu Technomix Blender setinden bahsedeyim arkadaşlar. Aslında sürekli böyle blender seti alacağım deyip duruyorum kendim ama bir türlü fırsat olmadı. Ya markaya karar veremedim ya da hani çok fonksiyonlu bir şey alıp ileride de kullanayım mı ya da böyle uygun bir şey mi alayım? Böyle hep arada kalıyordum. Şimdi kız kardeşim gelince abla blender setin yok, kek yapacağım, pasta yapacağım diyor. El çırpıcısıyla ben böyle omlet falan yaparken kullanıyorum. Benim için sıkıntı olmuyordu ama böyle hem blenderına hem çırpıcısı hem de kesicisi olan bir sete ihtiyacım vardı. Hazır MediaMarkt'a gittik iş çıkışı. Dedim ki madem öyle indirimde süpürgeyi alıyorum, almışken bunu da alayım dedim. Yani bu ay kendime böyle iki tane sürpriz yapmış oldum. Arzum'un bu Technomix Blender seti R1031 markalı arkadaşlar. İçerisinde 700 ml kapasitesi var. Yani işlem haznesi 700 ml. Paslanmaz çelik diyor. Çift taraflı bıçağı varmış ve 1000 watt arkadaşlar. Aslında orada konuşurken oradaki görevlilerden birisi şey dedi. Eğer blender seti alacaksanız 1000 watt'tan aşağıya almayın. Çünkü 1000 watt'ın altındaki blender setleri çok işe yaramıyor, işlevli olmuyor. Ben de böyle 1000 watt'lık bir Arzum'un setini tercih ettim. Pudra pembesi renginde. Mutfağımla da uyumlu olacak. Ben bunlar aslında biraz da hani ileride de kullanabilirim diye, birkaç yıl beni idare eder diye düşünerek aldım. Hem fiyat performans ürünü de olduğunu düşünüyorum. Ben şu an 199 TL'ye aldım. Hatta bu ürün normalde internet fiyatına baktığınız zaman da 199 TL'nin altına inen çok fazla mağaza yok arkadaşlar. Bu yüzden MediaMarkt'tan tercih ettim. Hatta şöyle içinden hemen bir kart çıktı. Bir yıl garantiye kim kayıtsız kalır gibi bir kağıt koymuşlar arkadaşlar. Şöyle garanti belgesi direkt çıkıyor. Burada QR kodu var. Garanti için QR kodunu okuyup ürünü kaydettirmemiz gerekiyormuş. Yani bu içerisinden çıkan kağıdı kesinlikle kaybetmeyin ve QR kodu okuyup ürününüzü kaydettirin. Şimdi hemen kutuyu açıyorum. Şöyle direkt böyle mikserin uçlarını takacağım bir aparatı çıktı. Hemen açalım. Ben zaten toz pembesi rengini almıştım. 199 TL'ye indirimde olan ürünün sadece zaten pembe rengi vardı. Çok fazla bir renk seçeneği yoktu. Zaten pembe de benim vazgeçilmez rengim olduğu için böyle 1000 watt'lık direkt ana parçası çıkmış oldu. Şöyle yanıma koyayım. İçerisinden böyle bir tane blender çıkıyor. Kesici. Poşetleri hemen yere atalım. Şöyle ikili mikser uçları var. Aslında benim korktuğum şeylerden bir tanesi şuralar plastik olduğu için bu plastikler zamanla aşınır, kırılır mı diye düşünüyordum ama hani yorumlara baktım, Trendyol'daki yorumlara falan baktım. Çok fazla kötü yorum yoktu. Beni idare edeceğini düşünüyorum. Paslanmaz çelikten yapılmış bu kısımlarda. Şöyle de böyle bir aslında çırpıcı, doğrayıcı haznesi var. Bu da yaklaşık 1 litrelik bir hazne arkadaşlar. Burada da böyle hem donmuş meyvelerinizi hem soğan, biber olur, maydanoz olur. O tarz bütün sebzelerinizi çok rahat bir şekilde çırpıp kullanabilirsiniz. Çok da rahat açılıyor. Sıkıntı yokmuş gibi. Hani şöyle rahat bir şekilde kullanabileceğimiz bir ürün aslında. Bence oldukça şık ve güzel duruyor. Mutfağımda yoktu. Aslında bir evdeki en zaruri ihtiyaçlardan bir tanesi. Biraz geç almış oldum ama böyle güzel bir ürün. Şu an 199 TL'ye bence kaçmayacak. Güzel bir fiyata sahip. Alabilirsiniz, tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. İçerisinden yine şöyle kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzu çıkıyor. 1000 watt demiştik. Çok da bir fazla özelliği yok zaten. Size de söyleyebileceğim. Garanti belgesi de şöyle QR kodlu geliyor. Bu ürün bu şekilde. Şöyle kenara alalım. Diğer bir ürün ise Forever. Tabii ki Çin malı arkadaşlar. Başka bir şey düşünemeyiz. Şimdi bu ürünü de ben Trendyol indirimindeyken aldım. Normalde Forever'ların gerçekleri
300 lira falan çok pahalı. Ben de dedim ki bir deneyeyim bakayım bu ürün neymiş, işe yarıyor mu gerçekten? Hani ha orijinal olmuş ha çakma benim için çok önemli değil. Deneyeceğim çünkü çok fazla bu tarz ürünler kullanan birisi değilim. Şöyle 30 TL'ye aldım bunu arkadaşlar. Hatta iki tane aldım. Bir tane kız kardeşime, bir tane de kendime aldım. Şunun kutusunun içerisinden bir tane şey çıkıyor böyle. USB mi diyeyim? Yok USB bilmiyorum ama. Şöyle bir tarafı USB, diğer tarafı da şarj edebileceğimiz bir aparat çıkıyor. Buna herhangi bir USB şarj cihazınızın ucuyla şarj edebilirsiniz. Ürün şu şekilde. Arkasında şöyle açma kapama yeri var. Buradan şarj ediyorsunuz. Ön tarafında yani çok da dandik diyemeyeceğim, idare eder yani, plastik bir ürün sonuçta. Buraya temizleyicinizi, nemlendiricinizi ya işte bir maske varsa onu yedirmek istiyorsanız onu sıkıp deneyebilirsiniz. Şurada hemen bir tane tuş var ön tarafta. Ben ona bastığım zaman açabiliyorum. Bayağı titriyor şu an mesela. Şuradan bunun titreşimini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Oo, bayağı arttırabiliyorsunuz. Hatta şuradan da istediğinize göre titreşimi azaltabiliyorsunuz. Bu da böyle bir ürün. Yani 30 TL'ye bence fiyat performans ürünü gayet de güzel. Böyle bir kutuyla geliyor. İçerisinde de şarj aleti var. Hani ben de bir deneyimlemek istiyorum. Nasıl bir ürün herkes kullanıyor alayım demek istiyorsanız bence tercih edebilirsiniz. Forever markası 30 TL'lik bir ürün. Garantisi falan var mı diye bakmıyorum. Zaten 30 TL olduğu için en kötü bozulursa atarım diye düşündüm. Bu da böyle bir ürün. Şimdi bir de iki tane hırka sipariş etmiştim. Biliyorsunuz şu an mevsim geçişindeyiz. Havalar birazcık soğudu. Hani kalın trench coatları mı giyelim, mont mu giyelim böyle arada kaldık. Ben de iki tane şöyle ince hırka sipariş ettim. Bunlar böyle standart beden. Biraz büyük geldi gözüme ama standart beden iki tane hırka. Bir tanesi pudra, bir tane de böyle su yeşili bir modelini aldım. Hemen onu da açalım. Bir tane de şöyle su yeşili. Bunlar böyle elbiselerin üzerine ya da böyle sıfır kolların üzerine falan güzel olur diye düşünüyorum. Çok da büyük değil aslında. Bir tane hatta hemen deneyelim. Bunlar kargodan geldi. Biraz beklettim. Şöyle hemen bir deneyeyim hatta. Nasıl olacak bakalım. Yani idare eder. Bunların da fiyatları 30 TL'ydi. Gayet uygun yani. 30 TL'ye iki tane 30-30-60 TL'ye iki tane hırka almış oldum. Bunu da hemen size böyle göstermiş oldum. Bence gayet fiyat performans ürünü bunlar da. Bu havalarda mevsim geçişlerinde kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Özellikle bu renk çok güzel elbiselerin üzerine iyi olur diye düşünüyorum. Aslında bugünün star parçası elektrik süpürgesi. Çünkü dün elektrik süpürgesini getirdik, fişe taktık, hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani internetten alacaktım normalde süpürgeyi ama yani ben evi bir gün bile süpürmeden duramadığım için mecbur. Hemen gittim AVM'de birkaç mağaza gezdim ve benim için en uygun olabilecek süpürgeyi aldım arkadaşlar. Aslında ben dik ayakta süpürebileceğim bir süpürge tercih etmek istemiştim dikey olanlardan ama onlara baktığım zaman onların çekiş gücü falan çok az. Bir de birazcık hani dandik oluyorlar. Bir de şey diyorlar, eğer evinizde normal böyle büyük süpürgeniz varsa yanına ek olarak onu alın. Hani günlük böyle mutfakta yere kırıntı bir şey dökülürse süpürmek için alın diyorlar. Şimdi benim evimde öyle bir süpürge yok. O yüzden dikey süpürge alıp da hani eğer memnun kalmazsam iki iş yapmayayım diye böyle büyük bir süpürge aldım. Bunu da yine Arzum marka tercih ettim. Normalde ben süpürgede Philips fakir falan alırım diye düşünüyordum ama gittiğimde böyle Arzum'a olan ilgi böyle alaka çok yüksekti. Şöyle hani Arzum'un ürünleri de artık hem küçük ev aletlerinde hem de böyle bu tarz büyük aletlerde iyice tercih edilebilir olmuş. Şimdi Arzum'un bu elektrik süpürgesinin markası da R4092 diye geçiyor. Evet, bu not almıştım. R4092 diye geçiyor. Aratabilirsiniz. Normalde böyle 899 TL'ye satılıyor MediaMarkt'ta. Ama orada sağ olsun bir abla kendi personel indirimini de kullanarak yardımcı oldu bize. Biz de bu ürüne 700 TL'ye mal etmiş olduk. Benim alacağım diğer dikey süpürge ise normalde Fakir'in bir markasıydı. O da 450 TL'ydi. Yani bir düşündüm ki ayaklı süpürgeye 450-500 TL vereceğime 700 TL'ye böyle güzel hem koltuk süpürebileceğim hem de gayet böyle çekiş gücü iyi olan bir süpürge alsam benim işimi daha iyi görür diye düşündüm. Birkaç sene beni böyle idare eder. Bu süpürgenin de yine 2 sene garantisi var arkadaşlar.
biraz büyük. Şimdi benim evim küçük olduğu için böyle büyük bir süpürgeyi hani evde tutmam biraz zor olacak. Çok fazla yer yok. Ama sıkıntı yok. Orada kadın hatta bunu gösterirken şurasını böyle kırıyor. Hani bu kırılmaz falan yapıyor böyle. Ben de burada cengaverlik yaptım. Şimdi size hortumu kırmayayım da. Şöyle bir hortumu var. Orada bayağı gösterdi bize. Eğdi, büktü. Hani sağlam olduğunu gösterdi en azından. Şöyle şu kısmı, boru kısmı çeliktenmiş arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olacağını söylemediler. Şuradan zaten ayarlayabiliyorsunuz boyutunu kendiniz şu şekilde. Bunun da normalde 899 wattlık bir gücü var arkadaşlar. Bu süpürgenin de. Şurada hemen filtreleri çıkıyor iki tane. Yedek filtre sanırım. Şu kısmı direkt süpürgenin ana başlığı arkadaşlar. Burayla süpürüyoruz ve şuradan ayarlayabiliyoruz aç kapat şeklinde. Şurayı böyle hani halıyı falan süpürürken açıp kapatabilirsiniz istediğiniz gibi. Asıl böyle küçük koltuk falan koltuk yatak süpürmek istiyorsanız bir ucu var. Şimdi asıl kısmı çıkartacağım hazneyi de size. Bayağı ağır bu arada. Ben küçük bir şey istemiştim aslında evde. Çünkü benim ev oldukça küçük, 1+1 ev olduğu için küçük bir şey olsun da rahat kullanayım demiştim. Ama maalesef ki gidip yine kocaman bir elektrik süpürgesi aldım arkadaşlar. Bu kutunun içerisinde başka bir şey var mı? Yok. Bu kadar mı aparatı varmış? Azmış aslında. Ben başka süpürebileceğim uçlar var diye düşünüyordum ama şurada bir şey var. Evet, birkaç tane daha ucu var arkadaşlar. Bu uçlar genelde işte halıdır, koltuktur süpürmek için. Şöyle bir makina. Kırmızı rengi vardı sadece. 700 liraya geldi bu ürün. Bakayım herhangi bir yerinde defo var mı, bir şey var mı? Yok. Bir de bu arada arkadaşlar bunların içinde eskisi gibi toz torbası bulunmuyor artık. Yani şey yapıyorsunuz, böyle bir haznesi var. Bu hazneyi nasıl çıkartacağım şimdi? Bu hazneyi şey yapıyorsunuz. Kırmayayım da. Bu haznesini çıkartıp böyle toz dolduğu zaman boşaltıp geri takabiliyorsunuz. Haftada bir günde yıkasanız bence idare eder diye düşünüyorum. 899 wattlık. Zaten MediaMarkt'tan aldığınız zaman bu ürünü deneyebiliyorsunuz. Çünkü teşhirde olan ürünler var. Bu ürünü istediğiniz gibi açıp orada deneyebiliyorsunuz. Ben böyle birkaç tür MediaMarkt'taki halıları süpürdüm. O şekilde aldım. Şöyle çıkıyor. Burası çok rahat bastırdığınız zaman geri geliyor. Sıkıntısı yok. Ama şu kısmı açmakta... Yukarı çekince direkt açabiliyorsunuz. Şurada bir filtresi var. Filtre açısından da Philips'in ürünlerine göre çoğu ürününe göre daha iyi dedi kadın çünkü orada. Bozulma olanağı veya dışarıya toz verme kapasitesi azmış. Hatta bunun toz kutusunun da içi bayağı geniş aslında haznesi. Ben çok çabuk dolduracağımı düşünmüyorum. Kullanışlı da şöyle bunu tekrar takıyorum. Bakayım. Evet, gayet kullanışlı bir şekilde şey yaptı. Şurayı bastırıp yukarıya çektiğiniz zaman çok rahat bir şekilde çıkıyor. Hatta ben yorumları okuduğum zaman genelde şey yazmışlar. Böyle yeni evliler falan, hatta evlenecek olanlar çeyizleri için almışlar. Aslında bu da benim ileriye dönük ilk çeyizim olmuş olabilir belki. Kendime bir elektrik süpürgesi almış olayım. Şu an bunu denemeyeceğim ama şuradan açılıyor. Çok hani hatta bir deneyelim bence ya. Priz yakınımda varsa bir deneyebilirim bunu. Ne kadar ses çıkarıyor falan görmüş oluruz. 700 TL'ye aldım. Yani 899 wattlık bir elektrik süpürgesi. Hemen fişe taktım. Şuraya çıkartalım. Yani sesi de idare eder. Yani çekiş gücü gayet iyi. Yani çekiş gücü gayet iyi, güzel. Tek torunu birazcık büyük olduğu için çok estetik durmuyor. Ama çekiş gücü falan bayağı iyi, beğendim. Arkasında zaten filtresi var. Bunun yedeklerini de koymuşlar. Çok rahat değiştirebilirsiniz. Bazen çıkartıp yıkayıp tekrar geri takabilirsiniz. Yani azıcık çizikleri falan var. Bilmiyorum, sanki... Böyle çizik birkaç kısmı var gözüme çarpan ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama şurayı tam takamadım bu arada. Böyle bazı parçalar tam yerine oturmuyor gibi ama sıkıntı yok. Bence tercih edilebilir. Tekerleri falan da gayet kullanışlı. Güzel bir ürün. Garantisi de var.
Bence böyle hani çeyiz alacaksınız ya da evimde elektrik süpürgesi yok diyorsanız hani 700 TL'ye alabilirsiniz. Bu arada hep böyle şey diyorlar, MediaMarkt falan çok pahalı, internetten alın. Şimdi Trendyol'a bakıyorum. Trendyol'da da elektrik süpürgesinin fiyatı 850 lira filandı ya da 799 TL. Şimdi ben de MediaMarkt'tan mesela oradaki inisiyatif, bazen inisiyatif kullanıyorlar bu arada. Hani 700 TL'ye verdiler oradan, sağ olsunlar. Çünkü eğer reyondaki kişilerle iyi anlaşabiliyorsanız onlar kendi indirimlerinden sizlere bazı ürünlerde yardımcı olabiliyorlar. Bu ürün de bana 700 TL'ye geldi. Üstünde ufak tefek çizikler var ki bu zaten telefonu aldığımızda bile ufak tefek çizikler oluyor. Bunlar benim için çok önemli değil. Gayet güzel. Umarım uzun seneler güzelce böyle temizlik yaparım bu ürünle. Bugün birkaç tane işte teknolojik alet aldım. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Biri mikserdi, birisi de işte elektrik süpürgesiydi. Böyle ufak tefek evimin ihtiyaçları oldukça aldıkça sizlerle de paylaşıyor olacağım. Belki sizler de kullandığınız ürünleri, memnun kaldığınız şeyleri videonun altına yorum olarak yazarsınız. Kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.